Değerli arkadaşlar merhabalar. KPSS'ye yönelik sitemiz ragipsahin.com.tr adresine gönderilen SKS problemleri var yapılamaya. Birkaç tanesini bu videomuzda çözeceğiz. İlk sorudan başlayalım. Bir öğrenci 520 sayfalık bir kitabı ilk gün 7 sayfa ve sonraki her gün bir önceki gün okuduğu sayfa sayısından 2 fazla okuyarak toplam kaç günde bitirebilir? X günde bitirsin diyorum. X günde bitirsin. Birinci gün 7, ikinci gün 9, üçüncü gün 11 diye devam edecek. Toplam 520 sayfa. Her birinden 5 çıkartırsam 5 çıkarttım 2, 5 çıkarttım 4, 5 çıkarttım 6, nokta nokta devam edecek. Kaç tane 5 çıkartmış oldum? X günde okuduğuna göre X tane 5 çıkartmış oldum. Bunlara artı 5X eklediğim zaman, çıkarttığımı eklediğim zaman yine sonuç değişmeyecek. 520 olacak. Bunların her birini iki parantezine alırsanız, iki parantezinde 1 artı 2 artı 3 diye devam edecek. Nokta 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 artı 5x eşittir 520. Bakın birinci gün 1, ikinci gün 2, üçüncü gün 3 olarak geldi. Demek ki son terimimizde ne olacak? X olacak. 1'den başlayıp bir sayıya kadar toplama yapılmış. Bunun formülünü biliyoruz. Son terim X, 1 fazlası X artı 1 bölü 2 idi. Çarpı 2 var burada. 2'ler birbirini götürdü. Artı 5X eşittir 520 yapıyor. Dağıtırsanız buraya X kare artı 1. X kare artı X. 5X de buradan geliyor. X kare artı 6X. 520'yi de diğer tarafa atarsanız eksi 520 eşittir 0. 520'yi çarpanlarına ayıracaksınız. Toplamları 6 yapmalı. 26'ya 20'dir çarpanları. Toplamları artı 6 yapması için artı 26'ya eksi 20'dir. Dolayısıyla bunun açılımı x artı 26 çarpı x eksi 20 eşittir 0. Sonucun 0 olması için x eksi 26 olabilir veya x artı 20 olabilir. X gün sayısıydı. Eksi olamaz. Demek ki sonucumuz artı 20 diyoruz. Diğer sorumuz. Turgay, Hakan ve Murat toplam 400 lira paraları vardır. Her birinin para miktarı farklıdır. Fiyatı 201 lira olan bir televizyonu Turgay, Hakan ve Murat'tan herhangi ikisi paralarını birleştirerek alabildiklerine göre Hakan'dan en az kaç lirası olabilir? Bu tarz sorularda şıklardan gitmek mantıklı. Hakan'ın en az kaç parası olabilir? Şıkları deneyebilirsiniz tek tek. İki kişinin toplamı 201 olabilmesi için, Hakan'ın da en az olabilmesi için Turgay ve Murat'a 199 diyorum. Toplam 398 yapıyor. O zaman Hakan'a da 2 lira kalmış oluyor. Murat'la Hakan'ı birleştirdiğim zaman 201. Turgay'la Hakan'ı birleştirdiğim zaman 201. Ancak burada ne deniyor? Her birinin para miktarları farklı. O zaman bir tanesini bir azaltacağız. 198'e. Hakan'ı da bir artıracağız. 3'e. 198'de 3 topladınız. 201. 199'da 3 topladınız. 202. Demek ki Hakan en az 3 TL'si olmak zorunda. 525 öğrencinin katılacağı bir gezi için otobüsler ve minibüsler kullanılacaktır. Bir seferden en çok 45 öğrenci götürebilen otobüsler gidiş için 100 lira, bir seferde en çok 15 öğrenci götürebilen minibüsler ise bir giriş için 40 lira almaktadır. Bu gezinin düzenlenmesi için en az kaç lira gerekir? Dikkat ederseniz 45 öğrenci 100 liraya gidiyor otobüslerde. Minibüslerde ise 15 öğrenci 40 liraya. 15 öğrenci 40 liraysa 3 ile çarptığınızda 45 öğrenci kaç liraya gitmiş olur? 3 ile çarpalım. 120 liraya gitmiş olur minibüsler için. Otobüslerde ise 100 liraydı. Demek ki ne kadar çok otobüs götürürsek o kadar az ücret öderiz. 525'i otobüsler kaç kişilikti? 45 kişilik. 45'e bölüyoruz. 52'de 45 bir defa. 45 kalan 7. 75'te bir defa. 45 kalan 30. Şimdi 11 tane otobüs gerekiyor. 11 tane otobüs 11 çarpı 100'den ne kadar ediyor? 1100 lira. Geri kalan 30 öğrenciyi bir otobüsle göndermeye kalksak 100 lira olacak. 30 öğrenciyi minibüslerle göndermeye kalksak 30 bölü 15'ten 2 minibüs gerekir. 2 minibüs ise 2 çarpı 40'tan 80 lira eder. Demek ki kalan 30 kişiyi minibüsle göndermek daha mantıklı. 80 lira ediyor. 80 ile 1100'ü topladığınızda 1180 lira gerekir diyoruz en az. Bir öğretmen sınıftaki öğrencilerini saydığında 3x artı 1 öğrenci, Cemşit sınıftaki arkadaşlarını saydığında 2x artı 9 arkadaş olduğunu söylüyor. Buna göre öğretmen ile birlikte sınıfta toplam kaç kişi vardır? Şimdi Cemşit kendini saymadığı için 2x artı 9 kişi buldu. Öğrencileri sayan öğretmen ise 3x artı 1 buldu. Şimdi buradaki artı 1'i Cemşit olarak kabul edersem çıkarttığımda 3x kalmış olur. 2x artı 9 Cemşit'in saydığı öğrencilere eşit olmuş olur. 2x diğer tarafa geçer. X eşittir 9 olur. Sınıfta 3x artı 1 öğrenci var. Bir de öğretmen var. 3x artı 2. X'i biz 9 bulduk. 3 çarpı 9 artı 2'den. 3 kere 9 27. 2 daha. 29 kişi vardır öğretmenle birlikte. İkinci bölümü için lütfen sitemiz ragipsahin.com.tr adresini ziyaret ediniz. Ayrıca sitemizde yapamadığınız soruları ücretsiz olarak gönderebilirsiniz.